Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Namaz açısından kadının farklı fıkıh boyutuyla ele alınan meselelerini konuşuyoruz. Bu meselelerin en önemlilerinden bir tanesi kadınların camide namaz kılma meselesidir. Neden en önemli diyoruz? Çünkü namaz deyince cami o kadar iç içe bir kelime ki namazla adeta camisiz namaz yok gibidir. Yani ya camide ya da yok denecek kadar cami namaz açısından önemli bir konudur. Bu böyle bilindiği için ta ashab-ı kiram döneminden itibaren Allah onlardan razı olsun. Kadınların da camide namaz kılıp kılamayacakları meselesi ashab-ı kiram kadınlarının ondan sonraki tabi'in kadınlarının hemen hemen bu zamana kadar gelen bütün dönemlerin önemli meselelerinden biridir. Camide cemaatle kadın namaz kılmalı mıdır? Çünkü erkeklere bir noktada hemen hemen farz gibi duruyor cemaat. Gerçi biz cemaatle namaz kılmanın sünnet olduğuna kail olan Hanefi mezhebine ittiba ediyoruz ama sanki cemaat farzdır diyen bir ekol de var. Bu ekolü de yani evde kılınca olmuyor düşünen bir anlayışla ele almak gerekiyor. Böyle bakınca da Müslüman kadın evinde mi kılacak, camide mi kılacak sorusu sorulur. Biz bunu fıkıh açısından ele alacağız ama son zamanlarda kadınların da camilere gelmesi için ciddi gayretler var. Bu gayretleri şüphesiz samimiyet açısından tenkit edemeyiz. Yani kadınlar camilere gitsin gitmesin tartışmasını ve camilerde kadınlar bölümü oluşturulması abdestinden namaz kılma yerine kadar bu hususta görüş serdedenler yok canım siz kötü niyetlisiniz diyecek kadar yani akılsız değiliz. Elbette müminler olarak onlar da bir şeyler yapmak istiyorlardır ama birincisi camiye zaten kadınlardan önce erkekler sığmıyor. Cuma günü erkeklere yer kalmıyor. Yağmurda, soğukta dışarıda namaz kılıyorlar. Kadınları nereye koyacağız? Bir ikincisi yani camiye kadınların gelmesinin illa zaruret olmasını gerektirecek kadar çekici ne var camide? İmam efendilerin filan işte tefsiri bitmek üzere tefsir dersini mi kaçırmış olacaklar? İmam efendilerin yani güzel talim tecvidi yerinde kıraatlerinden Kur'an mı öğrenmiş olacaklar? Yani caminin kendi iç açıkları ya da eksikleri kapatılmadan bir de kadın yükü camiye yüklenmesinde belki zamansızlık, yersizlikten söz ederiz yalnız. Böyle yukarıdan talimat geldiği için muhakkak kadınlar camiye gelsin diye slogan üretmenin bir manası yok. Gelse ne olacak camide? Yani ne açığı kapanacak? Hangi açığı? Fıkıh mı öğrenecek? Tefsir mi öğrenecek? Orada güzel bir kıraati mi dolduracak? Henüz huruf, tasih-i hurufu bile olmayan imamlarla dolu camiler. Bu noktada bir samimiyet veya yersizlik tartışmasına girmemize de gerek yok. Konumuz bizim bugünkü dönemde tartışılan kadınlara camide yer açılsın gibi boyuta girmiyoruz biz. Fıkıh açısından, ashab-ı kiramın yolundan gitmek açısından kadınların camiye gitmesinin hükmünü konuşuyoruz. Birinci sözümüz bu konuda fıkıh kuralı şudur. Kadınların eğer özel halleri söz konusu değilse
camiye gitmeleri mubahtır. Kadınların camiye gitmeleri mubahtır. Ne demek mubahtır? Yani kadının camiye gitmesi veya gitmemesi kendi bileceği bir şeydir. Camiye gitmesini kadınların engelleyen bir fıkıh hükmü yoktur. Çünkü bu konuda ciddi kaynaklar var. Mesela Buhari'nin 900. hadisi, Müslim'in 442. hadis-i şerifi. Dolayısıyla müttefakun aleyh olan bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki لَا تَمْنَعُوا اِمَاءَ اللّٰهِ مَسَاجِدَ اللّٰهِ لَا تَمْنَعُوا اِمَاءَ اللّٰهِ مَسَاجِدَ اللّٰهِ Yani Allah'ın kadın kullarını Allah'ın camilerinden engellemeyin diye bir hadis-i şerif var. Bütün Müslümanlar için kapı kapanmıştır. Hangi kapı? Tartışma kapısı. Camiye gidebilir mi, gidemez mi diye bir şey yok. Elbette erkek için de camiye gidebilmenin şartları var. Kadın için de bu şartlar olur. O ayrı bir mesele. Bu لَا تَمْنَعُوا اِمَاءَ اللّٰهِ مَسَاجِدَ اللّٰهِ hadisi şerifiyle ilgili İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan naklediliyor bu hadis-i şerifi. Bu hadis-i şerifin bizim yani şu لَا تَمْنَعُوا اِمَاءَ اللّٰهِ hadis-i şerifinin Buhari'deki, Müslim'deki naklinde hadisin üst kısmında şöyle bir bilgi var. Bunu size arz edeyim. Hazreti Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın zamanında kadının biri camiye namaza gidiyor. Namaza gitmesini de çok övüyor, teşvik ediyor. Kadına deniyor ki Ömer çok hoşlanmıyor kadınların camiye gelmesinden. Camiye gelmesin kadınlar diyor. Bilmiyor musun bunu yani? Ömer'den korkmuyor musun? Ömer'den çekinmiyor musun anlamında? Başka bir kadın herhalde onu ikaz ediyor. Kadın da o zaman diyor ki yani Ömer ne hakla beni camiden engelleyecek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la temne'u ima'allahi mesajdallah demişti diyor. Yani Ömer kim oluyor böyle işlere karışacak manasında. Hanım ablalar fıkhı bir miktar böyle bir kenara koymakta fayda var. Sahabe döneminden bir kadın tablosu bu. Ömer gibi bir adam asıyor, kesiyor işte biz öyle biliyoruz. Kadınlar mescide gelmesin istiyor. Çünkü hoşlanmadığı şeyler görmüştür herhalde. Bir kadın da kim oluyor Ömer benim camiye gelmemi engelleyecek derken işte yasal hakkımı kullanıyorum ben de mahkemeye, savcılığa suç duyurusunda bulunurum demiyor. Gerekçesine Resulullah izin vermişti. Buna iman diyoruz. Resulullah'ı arkasında biliyor. Aleyhissalatu vesselam. Resulullah izin vermişti diyor. Resulullah izin verdikten sonra Ömer'in kimsenin karışacağı bir şey yok. Bu konuda yine Buhari'nin 578. hadisi. Müslim'in de 645. hadisi şerifi. Burada Aişe radıyallahu anha Urve ibn-i Zübeyr'e şu bilgiyi vermiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında kadınlar abalarına aba böyle baştan aşağı bir battaniye gibi atılan bir şeyin adı herhalde. Kadınlar abalarını üstüne alıp sabah namazına camiye gelirlerdi. Namazı kılar, sonra da evlerine giderlerdi. Namazda tam aydınlanmadan hava kılındığı için kimse onları görmezdi, diyormuş Ayşe annemiz. Yani bu hadiste de ne var? Bir, Ayşe annemizin rivayetine göre Buhari ve Müslim'in hadisinde kadınlar sabah namazına gidiyorlarmış. Kadınların
üstüne de özel bir namaz kıyafeti gibi bir kıyafet alarak geliyorlarmış. Hava da kararmış veya tam aydınlanmamış durumda olduğu için de hangi kadın camiye geldi, hangisi gelmedi gibi, yani böyle kadının setir avreti bakımından da bir sıkıntı olmuyormuş. Kısaca hüküm şudur: kadının camiye gelmesi mübahtır. Peki erkek için nedir? Farzdır, vaciptir, sünnettir. Cuma günü gelmesi farz. Belli müçtehitlerin içtihadına göre vacip 5 vakit namaza gelmesi. En azından da müekket sünnettir camide gelip namaz kılmak. Kadın için nedir? Mubahtır. Yani serbesttir. Kadın camiye de gelebilir, gelmeyebilir de. Ama bu arada kadının camiye gelmesinin de şartları var. Bu şartları yerine getirirse kadın camiye namaza gelebilir. Şartları yerine getirmediği zaman camiye gelmek onun için günaha dönüşür. Nedir birinci şartı? Müslim'in rivayet ettiği 444. hadisi şerif Müslim'de Ebu Hureyre radıyallahu anh bu hadisi rivayet ediyor. Buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, koku sürünen bir kadın bizim yatsı namazımıza gelmesin diyor. Cemaatimize yani gelmesin. Koku sürünen kadın. Bundan çok açık bir şekilde anlaşılıyor ki kadının camiye gelmesinde koku engeli var. Hangi koku? Yani parfüm kokusu. Parfüm sürünmüş bir kadının camiye gelmesinde bir sıkıntı var. Bu sıkıntı nereden kaynaklanıyor? Parfüm sürünmüş bir kadın, nihayetinde cami açık alan değil, kapalı bir alan. Ne kadar ayrı bir yerde namaz kılsalar da erkeğin burnuna bak bana diye sinyal verir buhar ve parfüm. Bu erkeklerin dikkatini çekecek bir ortamda camiye gelmesi bir anlamsız. Ne anlamı var o zaman? Sevap kazanmak için geldin. O namazın sevabından daha büyük günaha girdin kabul ediliyor. Demek ki kadının parfüm kullanması halinde camiye gelmesi caiz değil. İkinci şartı kadının camiye gelmesinin şartlarını koruyor. İkinci şartı evli ise kocasının, değilse babasının veya kimin emrindeyse onun camiye gelirken izin vermesi şartı vardır. Bu izin verme de yine Müslim'in rivayet ettiği hadis-i şeriften, 442. hadis-i şeriften Abdullah İbni Ömer'den naklediyoruz bunu. La temne'u nisa'ekum el mesacide اِذَا اِسْتَأْذَنَّكُمْ اِلَيْهَا لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ اِذَا اِسْتَأْذَنَّكُمْ اِلَيْهَا Sizden izin istedikleri zaman kadınların camiye gelmelerini engellemeyin. Çok açık ne anlatıyor hadis-i şerif? Kadının demek ki kocasından izin alması gerekiyor camiye gitmek için. Çünkü camiye gitmek farz-ı ayın değildir. Farz-ı ayın olmayan bir iş içinde eşinden izin alması gerekiyor. Kızsa babasından izin alma gerekiyor. Bilal İbni Abdillah bu hadisi duyunca ben engellerim demiş. Ben engellerim demiş. Hangi hadisi? Yani Abdullah İbni Ömer Resulullah böyle dedi diyor. Yani kadınlar izin istedikleri zaman engellemeyin dedi diyor. Bilal İbni Abdullah da engellerim demiş. Yani bunlar hak etmiyor camiye gelmeye gibi bir tepki göstermiş. Abdullah İbni Ömer de kalkmış yerinden, bu Bilal İbni Abdullah denen adama yanaşmış ve ona çok çirkin, ağır sözler kullanmış. İşte şöyle böyle adam, terbiyesiz adam. Sana Resulullah İzin verin diyor diyorum. Sen de kendi kafandan engellerim, göndermem camiye diyorsun diye bir erkek bir erkeğe ne kadar hakaret yapabiliyorsa
hadisi rivayet eden ravi diyor ki fesebbehu sebben seyyien, çok ağır hakaretlerle hakaret etti ona diyor. Bu hanım ablalar henüz camiye namaza gitme hükmünü öğreniyoruz ama bir sahabinin Resulullah'a ait bir hükme itiraz etmeye kalkan birisine neler yapabileceğini de öğreniyoruz buradan. Sana Resulullah izin verin dedi diyorum. Sen ise kendi aklınca göndermiyorsun. Yani bu Bilal İbni Abdullah en iyi ihtimalle tabi olur. Başka bir sahabi Bilal olur. Kim olduğu önemli değil. Ama Abdullah İbni Ömer'in yanında Resulullah'ın hadisine aleyhissalatü vesselam muhalefete meylettirmek mümkün değil. Resulullah dedi ya, sen nasıl buna içtihad edersin, nasıl cevap verirsin? Ve üçüncü şartı da kadınların ihtiyar olanlarının camiye gitmesi tercih edilmelidir. Genç kadınların, yani sokağa çıkma, camideki kalabalığa karışma, caminin bahçesinde erkeklerle karışmada genç kadınların risk olma ihtimali daha yüksek olduğu için onların evlerinde kılmaları tavsiye edilmiş. Genç kadınlara değil de yaşlı kadınlara siz camiye gidin denmiştir. Dördüncü olarak da Ebu Hanife'den rahmetullahi aleyh nakledilen bir içtihat olarak gece namazlarına gitsinler denmiştir. Gece namazları, yani yatsı ve sabah namazına gece namazı diyoruz. Burada da tabii anlıyorsunuz neden? Karanlıkta daha güvende olurlar. Ama bu sözü söylediği zaman insanlar caminin içinde bir kandil var veya yok, o şekilde namaz kılıyorlardı. Şimdi siz de anlıyorsunuz, takdir ediyorsunuz ki gece ile gündüz fark edilemeyecek kadar aydınlık şehirlerde yaşanıyor. Dolayısıyla kadın gündüz de gitse camiye, gece de gitse görünme açısından, dikkat çekme açısından bir farkı yok. Durum aynı. Binaenaleyh bu dördüncü görüş, yani kadınlar camiye gidecekleri zaman illa gitmek istiyorlarsa gece namazlarına gitsinler görüşünün şu anda tutulur bir tarafı yok. Belki de gündüzden daha aydınlık camilerin bahçeleri şu anda. Çünkü camilerdeki elektrik donanımı gündüz haline getiriyor camileri. Bu böyle bir fark ortaya çıkarmıyor diyelim. Burada hanımefendiler fukahanın ittifak ettiği bir görüşe daha temas edelim. Erkeğin camide cemaatle namaz kılması normal namaza göre 25-27 derece daha farklı. Hadisle sabit. Bu yüzden zaten erkekler camiye gelsin, çok sevap kazansın deniyor. Kadın da, sahabe biraz sonra örneklerini göreceğiz inşallah. Kadın da sırf bu yüzden camiye gideyim, namaz kılayım diye düşünmesi gerekiyor. Çünkü evde kılsa bir vakit olacak. Camiye gitse 25-27 vakit, farklı rivayetten böyle söylüyorum, en az 25 defa daha fazla namaz kılmış olacak. Kadın haklı olarak ben de camiye gideyim, namaz kılayım diye düşünüyor. Fukahanın ittifak ettiği bir mesele var. Diyorlar ki, kadın camiye gider, mubahtır. Sevap da alır, şartlarına uyduktan sonra parfüm sürünmemiştir, eşi izin veriyordur, genç, dikkat çekecek çapta genç bir kadın değildir. Tamam, bu şartlar yerini buldu. Fakat hiçbir zaman erkeğin aldığı sevabı alamaz demişler. Bu da biraz sonra farklı sebeplerle okuyacağımız hadisi şeriflerden anlaşılıyor. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kesinlikle kadının evde kıldığı namaz daha eftaldir diyor. Şimdi erkeğe de camide kıldığın namaz daha eftaldir diyor. Açık bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sen evde dursan daha çok sevap kazanırsın dediyse eğer, sonra da kalkıp kadın camiye giderek
Peygamberin vaat etmediği sevabı alamaz orada. Ama her halükarda camiye gitmenin getirdiği bir sevap var. Bu sevabı alır. Ayrı bir konu. Sıfır değil. Ama erkekler kadar da değil. Çünkü erkek evde kılsa bir nevi suç işlemiş olur. Kadın camiye gitse yani işte sevap kazanmış olur. Evet. Kural olarak demek ki kadının evde namaz kılmasını tercih etmemiz gerekiyor. Hadis-i şerifler de bu şekilde yönlendiriyor. Ebu Davud'un 570. hadis-i şerifi çok dikkat çekici bir hadis-i şerif. Çünkü kadınlar teravih namazı ve benzeri namazlarda camilere gitmek istiyorlar. Son senelerde de memleketimizde kadınların gönlünü yapmak için kanunlar çıkarılıyor. Her şey kadınlara göre. Bunun sonu nereye gideceğine dair içimde bir tereddüt var. Allah sonumuzu hayretsin. Yıllarca Müslümanlar, yahu erkekler kadınlardan bir puan öndedir. Dolayısıyla Allah böyle emrediyor Nisa suresinde diye bunu kabul ettirmeye çalışıyorlardı. Şimdi başımıza bir bela geldi. Kadınlar erkeklerden 70 puan öne çıkarıldı. Yani kadın bir şey içinden geçtiyse erkek onun kulu kölesidir gibi telkin ediliyor. Bu sözüm hiçbir mübalağa değil. Çıkarılan kanunlar, yapılan uygulamalar bunu gösteriyor. Erkekler de hapishaneye düşmektense ne buyurduysa kadın, doğru efendim, tabii tabii hanımefendi öyledir deyip işi geçiştiriyorlar. Ama bu balon patlarsa nasıl patlayacağını merak ediyorum. Çünkü fıtrata aykırı, Allah'ın şeriatına aykırı bu. Herhalde yakın dönemde erkekleri kadınlardan koruma evleri diye evler icat edilir herhalde. Çünkü tabiatla mücadele edilen, fıtrata aykırı yapılan her şey yeni bir bela getirecektir. Bu sebeple camilerde kadınlar neredeyse en ön safta kılsın, erkekler arkada kılsın. Yıllardır gelemedikleri için camilere böylece hızını alsınlar diye bir furyada başlatılırsa hiç kimse buna şaşmasın. Bunun emareleri zaten göründü. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud'un rivayet ettiği hadis-i şerifte buyuruyor ki, bu da Abdullah İbni Ömer'den rivayettir. صَلَاتُ الْمَرْأَةِ ف۪ي بَيْتِهَا اَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا ف۪ي حُجُرَتِهَا وَصَلَاتُهَا ف۪ي مَخْدَعِهَا اَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا ف۪ي بَيْتِهَا. Hadisin tercümesini tam okuyayım. Bir kadının özel odasında kıldığı namaz, evinin salonunda kıldığı namazdan, evinin en gizli yerinde kıldığı namaz da özel odasında kıldığı namazdan daha hayırlı ve sevaplıdır. Çok açık hadis-i şerif. Yani camiyle zaten kıyas etmiyor. Bir evde, koridorda bir namaz kılıyorsun. Bir de küçücük bir mescit yapmışsın evde kendine. O mescitte namaz kılıyorsun. O mescitte kimsenin görmediği bir yer. Yani evin içinde bile mümkünse yeğenlerin, meğenlerinin olmadığı bir yerde namaz kılsan senin için daha makbuldür diyor hadis-i şerif. Hadis böyle derken elbette herhangi bir şekilde Müslüman cami daha hayırlıdır diyemez. Ancak cami şimdiki gibi namaz kılma yeri değil de ilmuhalden, tefsirden, hadise kadar ilim öğrenme merkezi ise buna can kurban. Cami kadının fıkıh eksikliğini öğretecekse camiden hiç çıkmasın. Ona bir diyeceğimiz yok. Sadece namazsa söz konusu olan, o zaman evi daha değerli, evinin holü daha değerli, holün içindeki özel bir mescit daha değerli. O zaman daha değerli. Yine Ebu Davud'da 567. hadisi şerif var. O da diyor ki la temne'u nisa'ekum el mesacide. Kadınları mescitlerden engellemeyin ve buyutuhunne hayrun lehunne. Evleri onlar için daha hayırlıdır. Hem engel yok hem de faziletli olana da hadis-i şerif gösteriyor.
Ahmet bin Hanbel'de 27.090. hadisi şerifi naklediyorum. Ebu Humeyd Es-Sa'idi'nin hanımı olan Ümmü Humeyd isimli kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelmiş. Bu teravih namazına koşuşturan kadınlar için bu hadis-i şerif. Teravih namazı, şu namaz, bu namaza koşuşturan kadınlar için. Ya Resulullah, inni uhibbus salate ma'ake. Ben seninle namaz kılmak istiyorum ya Resulullah. Seviyorum buna, seninle namaz kılmayı buyurmuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona buyurmuş ki, kad alimtu enneki tuhibbine salate ma'i. Evet, biliyorum. Sen benimle namaz kılmayı seviyorsun. Bunu biliyorum. Yani yalan değil. Sen riya yapmıyorsun. Evet, benimle beraber namaz kılmayı seviyorsun. وَصَلَاتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ Senin evinde kıldığın namaz, evinin bir özel köşesinde kıldığın namaz, salonunda kıldığın namazdan daha hayırlıdır. وَصَلَاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي دَارِكِ وَصَلَاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ وَصَلَاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ Ölçü vermiş ona. Yani önce, uzun tercüme yapmayayım, evinin en özel odasında kılarsan daha iyi olur. Salonda kılarsan biraz daha açılmış olursun. Evinin balkonunda kılarsan daha açılmış olursun. Mahalle mescidinde kılarsan sevabın biraz daha azalmış olur. Yönlendirmiş bu Ümmü Hümeyd isimli kadını sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bunun üzerine kadın da kocasından rica etmiş, evinin bir köşesinde özel namaz odası yapmış. Ölünceye kadar namazlarını orada kılmış. Diyor Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği hadisi şerifte. Şimdi burada hanımefendiler kimsenin niyetini, senin niyetin doğru değil. Sen camiye markete uğramak için gitmiştin diye tenkit edemeyiz. Kalpleri Allah bilir. Herkesin teravih namazına, şu namaza, bu namaza gitmesinde samimiyeti bizi ilgilendirmiyor. Ama hüküm olarak bu kadın da Ümmü Hümeyd Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip senin caminde namaz kılmayı seviyorum ya Resulullah dediğinde doğru söylüyorsun demiş efendim. Seviyorsun ama sana hayırlısını göstereyim, daha sevaplısını göstereyim diyerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona evinin en gizli bölgesini namaz yeri olarak göstermiş. Bunun üzerine de yine sahabe olmanın farkını görüyoruz. Kadın evine özel oda yaptırıp ölünceye kadar namazlarını orada kılmış. Ama demedi ki yasak, işte gidebilirsin ama çok gitme demek istedi filan diye evirip çevirmemiş. Allah ondan razı olsun. Bu elbette sahabe farkı, kadınıyla erkeğiyle ashab-ı kiramın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ittiba edişlerinin farkı bu. Şimdi burada hanım ablalar başka farklı başlıklar açalım. Kadının erkekten farklı olan namaz hükümlerini konuşuyoruz. Bu farklılıklardan bir tanesi de kadının namazı erkeklere kıldırma meselesidir. Ya da başlık açalım, kadının imamlığı meselesidir. Kadının imamlığında iki bölüm var. Birincisi, kadın erkeklerin imamı olabilir mi? İkincisi de kadın kadına imam olabilir mi? Birinci hüküm bütün fukahanın ittifakı ile, namazı Allah için kılan ulemanın ittifakı ile, kadın hiçbir şekilde erkeklere imam olamaz. Kadınlara ise imam olmasında sakınca yoktur. Yani 10 kadın bir araya geldiklerinde bir kadını önlerine geçirebilir. Bunda da fazilet yoktur. İlla bir kadın muhakkak öne namaz kılsın, kıldırsın bize denirse
erkek gibi mihraba geçip erkeğin bir saf önde namaz kıldırdığı gibi de kıldırmaz. Kadınların ortasında, yani safın ortasında durur. Onlarla beraber imam olup namaz kıldırır. Bu caizdir. Bu yasak değil. Ama kadının erkeğin önüne geçip namaz kıldırmasında caizdir diyen alim yoktur. Olmamıştır. Yeni yeni o da çıkar. Ona bir itirazım yok tabii. Her şey yenileniyor artık. Dini de eskimiş olanlar dinlerini yenileyebilirler. Burada birilerinin soracağı bir soruyu önceden cevaplandırmamızda sakınca yok zannediyorum. Var mı bir ayet Kur'an'da veya işte Buhari'de bir hadis, kadınların imam olmaları haramdır şeklinde? Evet, Kur'an'da böyle bir ayet yok. Ama Kur'an'da başka bir yığın ayet var. Binlerce de hadis-i şerif var. Bu ayetler, bu hadisler müminlerin annesi olarak Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarını tanıtıyor. وَاَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ Onun hanımları analarınızdır sizin, Allah diyor. Başımızın, analarımızdan daha anamızdır. Buna itirazımız yok. Ve Ayşe anamız başta olmak üzere Hafsa'nın, Ümmü Seleme annelerimizin ilimde on binlerce sahabiden çok daha üstün olduğunu da herkes biliyordu. Takvada da Ayşe'nin yanından geçecek durumda değildi on binlerce sahabi. Buna rağmen hiçbir zaman Ayşe mihraba geçip namaz kıldırmadı. İlimse vardı, takva ise vardı, ana ise anaydı. Ama hiçbir zaman namaz kıldırmadı. Neden? Çünkü böyle bir şeye izin vermeyeceğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in biliyorlardı. Şöyle düşünebiliyor musunuz? Bir sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımı olan Ayşe annemizin imamlık yapabileceğini bildiği halde onun önüne geçip namaz kıldırıyor. Bunu yapar mı ashab-ı kiram? Yani 10 sene belki o camiye uğramaz. Gene Ayşe'nin arkasına geçip namaz kılması caiz olacağı halde o fırsatı kaçırmayı tercih etmez herhalde. Demek ki annelerimiz, Ümmü Selemeler, Hafsalar, Safiyeler, onca takvalar, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yakınlıklarına rağmen bir gün namaz kıldırdıkları erkeklere namaz kıldırdıkları görülmemiştir. Kadınlar için böyle rivayetler var. Yani kadınlara namaz kıldırdıklarına dair var. Dolayısıyla biz ümmet olarak Ayşe anamızı böyle bulduk. Erkeklerin önüne geçip namaz kıldıramaz kadınlar. Bu meselenin erkekten kadının, kadından erkeğin daha üstün olduğu şeklinde yorumlanma boyutu yoktur. Bunun bir ilgisi yok dinle. Namazın şekli böyle. Namazı böyle tarif etmiş Allah Teala. Yoksa erkek kadından daha eftel. Dolayısıyla erkeğin önüne geçerse erkeğin sakalına yazık. Yuh be, öne geçirdi gibi cahilce bir yorum yapacak halimiz yok. Böyle murad etmiş Allah. Böyle uygun görmüş. Namazı bu şekilde kılıyoruz. Bir başka mesele kadınla erkeğin namaz kılmasında, namaz fıkhında. Kadınlar eğer camiye, cemaate gelirse veya evde cemaat yaparlarsa bunun bir şekli var. Kadınların da erkeklerle beraber aynı mescitte namaz kılmaları halinde kadınlar en arka safı oluştururlar. En önde imam olur. İmamın arkasında erkekler olur. Erkeklerin arkasında yaşlılar, erkeklerin arkasında çocuklar, çocukların arkasında da kadınlar olur. Caminin saf dizilişi bu şekildedir. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifinden anlıyoruz. Buhari'den o hadisi şerifi de nakledeceğim. Evde bir kişi karı koca namaz kıldıklarında da durum böyledir.
Mesela evde baba namaza durdu. Çocuklar, anne de namaza durdu. Erkek çocuk önde olacak, kadınlar arkada olacak. Yani bir cemaatlik, bir kişilik cemaatte olsa durum budur. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ın Buhari'de rivayet edilen hadisi şerifi var. 627. hadisi şerif Buhari'de. Diyor ki ben bizim evimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber namaz kıldık. Resulullah bize sallallahu aleyhi ve sellem imam oldu. Ben ve evimizde bir yetim daha vardı. Resulullah'ın arkasında kıldık. Annem de bizim arkamızda namaz kıldı. Enes çocuktu veyahut da gençti o zaman. Onlar bir saf olmuşlar. Ümmü Süleym, Enes'in annesinin adı Ümmü Süleym. Ümmü Süleym de arka safta namaz kılmış. Böylece anlaşılıyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında saflara bu şekil verilmiş. Daha sonra bu dersin devamında göreceğiz. Camilerde kadınların erkeklerle aynı safı paylaşmalarının bir engel olmadan aynı safı paylaşmalarının namaza engeli var. Namazın, erkeklerin namazının olmaması gibi boyutu var. Onu muhazatun nisa diye bir başlıkta, kadınlarla aynı hizada olmak diye bir başlıkta okuyacağız. Müslim'in rivayet ettiği 440. hadisi şerif, Müslim'de rivayet ettiği Ebu Hureyre'den gelme bir hadis var. Orada saf şekilleriyle ilgili Efendimiz bilgi veriyor. Buyuruyor ki, hayru sufufir ricali evveluha ve şerruha ahiruha. Erkeklerin namazdaki saflarının en hayırlısı en ön saftır. En şerlisi de en arka saftır. Erkekler için. Ve hayru sufufin nisai. Kadınların saflarının da en iyisi ahiruha, en arkası. Ve şerruha evveluha. En kötü safları da en ön saftır. Neden? En ön saf erkeklere daha yakın duruyor. Erkeklerin en arka safı da kadınlara en yakın durduğu için. Bu da Müslim'den naklettiğimiz hadisi şerif. Böylece kadının namazı açısından saf hukuku, saf fıkhı diye bir fıkhı söz konusu olduğunu da anlamış olduk. Burada kadınların biraz önce değindiğim gibi erkeklerle aynı ortamda namaz kılması durumunda aynı namazı, mesela öğlenin farzını, imamla aynı iftida tekbirini paylaştıkları aynı namazı kıldığında kadınlar, kadının yanındaki ve arkasındaki erkeklerin namazı batıl olur. Buna muhazatun nisa deniyor. Muhazat. Bunu ilmihal kitaplarında bulabiliriz. Yani ilmihal kitapları düzeyinde bir bilgidir. Şimdi meseleyi tekrar anlatayım. Bir eksik anlaşılma olmasın. Yani bir safta namaz kılınıyor. Arkasında da namaz, arkasında üç saflı namaz var. Ön safta orta yerde bir kadın namaz kılıyor. Veya üç tane, dört tane kadın namaz kılıyor. O kadınlar bir engel olmadan, arada bir perde yok. Ya da mesela şimdi siz benden şöyle bir 50-60 santim aşağıdasınız. Burada namaz kılsak, kıblemiz bu tarafa doğru olsa burada bir beraberlik olmuyor. Burada kılan yukarıda, altta kılan aşağıda kalmış oluyor. Aynı namazı da, aynı hizada da, aynı safta da kılsak engel var aramızda. Yani hiçbir engel olmadan dümdüz bir ip gibi, arada perde de yok, bir şey yok. Namaz kılması halinde onların yanındaki ve arkadakilerin namazı bozulur. Bu fıkıh bilgisi özellikle Hanefi mezhebi kitaplarının çok üzerinde durduğu bir bilgidir. Bunu bu şekilde bir kenara not edelim. Ama belli şartlar var. Mesela çocuk, kız çocuğu olsa bu, yani baliğa olmamış bir ergenliğe gelmemiş bir kız olsa zarar etmez bu. Yaşlı baliğa bir kadın içindir bu hüküm.
Veyahut da mesela erkekle kadın aynı safta değiller. Erkek 20 santim önde, kadın 20 santim arkada. Yani saf şartı, camideki saf şartı oluşmuyorsa yine namaza bir engel yok. Bir de aynı namazı kılmaları lazım. Yani biri sünnet kılıyor, biri farz kılıyorsa zararı yok. İmama uymuşlar, aynı namazı kılıyorlarsa böyle bir sıkıntı var. Engel varsa yine bir sorun yok. Engel ne diyoruz? Arada perde olabilir, tahta olur, duvar olur. Böyle bir engel yok. O zaman namaz bozulur. Mesela 10 saflık bir camide böyle bir namaz kılındığını düşünelim. 3. safta 2 tane kadın var, namaz kılıyorlar. O 2 tane kadının sağ ve solundaki erkeklerin namazı sıkıntılı. Ondan sonraki arkada kaç saf varsa onların tam arkasına gelen böyle cetvelle işte arkadaki 2 kadının arkasında 2, 4, 6, 8, 10 kadının 10 erkeğin de namaz olmayacak demektir. Burada inşallah size de nasip olur. Hacca gidersiniz. Kabe'de bu hususta çok büyük sıkıntı olduğunu göreceksiniz. Nedir o sıkıntı? Yani kadınlar, erkekler her ne kadar orada bir titizlikle ayrılsın diye uğraşılıyorsa da bakıyorsun erkeklerin safların önünde 50 tane kadın saf tutmuşlar. Polis çağırıp bunları dışarı atacak vakit diyor, namaz başlıyor. Öyle kılınıyor. Burada ümmetimin ihtilafı rahmettir hadisi devreye giriyor. Bu Hanefi mezhebindeki bu içtihadın diğer mezheplerde böyle olmadığından o namazlarımız inşallah batıl olmamıştır diye hükmediyoruz. Ama böyle bir zorunluluk olmadığı durumlarda kesinlikle fukahanın içtihadını böyle bir istediğimiz zaman atabileceğimiz bir söz birliği gibi falan görmememiz gerekiyor. Namaz açısından bu önemli bir konu. Kadınlar kendi başlarına cemaat olabilirler mi? Bu hususta bizim Hanefi mezhebimiz ve Maliki mezhebimizde kadınların cemaat diye kendi aralarında yani kendimiz 10 kadın bir araya gelelim cemaat olalım diye diretmeleri müstehap değildir. Kendi hallerinde kılmaları daha uygundur diye bir görüş vardır. Şafii ve Hanbeli mezhebinde ise bir tanesi işlerinde imam yapabilecek durumda ise oturup o namazı onunla kıldırsınlar, namazları beraber kılsınlar, cemaatle kılsınlar diye tercih var. Biz nasıl tercih edeceğiz? Tercihimiz belli bizim ama hafıza, saliha bir hanımefendi, 5 kadın bir arada oturuyorlarsa, yani bir tanesi öyleyse, onun bereketinden, feyzinden istifade etmek için bu namazı arkanda kılalım buyurun dense, bu da haram değil, günah değil. Bilakis salihat, kanitat, haşiat olan kadınlardan bir tanesinin arkasında namazı kılmak bence daha makbuldür. Ama böyle bir istihbab, yani illa bunu görmek, böyle istemek diye bir kayıt yoktur. Bir başka kadınla ilgili fıkıh meselesi, kadınların cuma namazı meselesidir. Cuma, hanım kızlar siz de çok iyi biliyorsunuz, bu ümmetin şairindendir. Tek başına kılınmaz, cemaatle kılınır. Ciddi bir şekilde cumasız Müslüman olmaz diyoruz, deniyor. Kadınlar cuma namazına gidebilirler mi? Cuma namazı kadınlara farz değildir. Ayetlerle, hadislerle ilgili olan bu cuma namazı kadına farz değildir. Gidip kılarsa cuması makbuldür, öğleyi de kılması gerekmez. Aynı hüküm bayram namazları için de geçerlidir. Kadına bayram namazı vacip değildir. Gidip kılarsa bayram namazı kılmış olur, kabul edilmiş olur. Cuma namazının kadına farz olmadığı hususunda
kılarsa kabul olacağı, öğleyi kılmayacağı konusunda ittifak vardır. Bu böyle bir mezhebin içtihadı filan değil. Yani ümmeti Muhammed Kur'an'ın indiği günden beri böyle inanmaktadırlar. Bu hususta kadınların cuma namazı kılmalarının onlara farz olmadığı konusunda icma vardır. İcma ne demekti? Ümmetin fukahasının, müçtehitlerinin bir hususta ittifak edip söz birliği sahibi olmalarıydı. İcma ile ilgili bilgileri toplayan kitaplarda kadınların cuma namazı kılmalarının onlara farz olmadığı hakkında icma vardır diye kayıt konmuştur. Bu hususta fazla bir ayrıntıya girmeye gerek yok. Kılarlarsa zaten kabul oluyor. Cuma kabul oldu mu öğleyi kılmaya gerek yok bu sefer. Çünkü cuma öğlenin yerine kılınan namazdır. Öğle namazı, sabah namazı mesela yılda 365 gündür. Ama öğle namazı 365 gün değildir. 350 küsür gündür. 305 küsür gündür. Neden? Çünkü öğle namazının yerine cuma namazı kılınan bir gün vardır haftada. 52 haftayı çıkararak öğle namazlarını saymak lazım. Öğle namazı kıldı mı bir Müslüman? Cuma namazı kıldı mı? Estağfurullah. Öğle namazı kılması gerekmiyor bir daha. Ama biz zuhr-ı ahir diye bir namaz daha kılınıyor memleketimizin bir bölümünde. Bu da şu anda sizin meseleniz olmayacak şekilde bir ayrıntıdan kaynaklanıyor. Cuma namazının kadınlara farz olmadığına dair birkaç tane hadis-i şerif çıkardım. Cuma namazı kadına, çocuğa ve esire farz değildir diye Şafii'nin Müsned'inde, Beyhaki'nin Sünen-i Kübra'sında, İbn-i Ebu Şeyfe'nin Musannef'inde, Hakim'in Müstedrek'inde, Ebu Davud'un Sünen'inde, Taberani'nin Mu'cemül Kebir'inde, Darukutni'nin Sünen'inde, yine Beyhaki'nin Sünenül Kübra'sında ve başka bir hadis de Taberani'nin Mu'cemül Kebir'inde kadınların cuma namazı kılmalarının onlara farz olmadığına dair hadis-i şerifler vardır. Bunların hepsini okumamıza şu anda gerek yok. Ama tekrar vurguluyoruz. Kadın cuma namazı kılamaz başka sözdür. Kadına cuma namazı farz değildir başka sözdür. Kılarsa makbuldür, kılması farz değildir kadınlar için. Kadınlarla ilgili namaz açısından ele alınacak meselelerden biri de cenaze namazıdır. Kadınların cenaze namazına katılmaları hakkında farklı içtihatlar vardır ama netice olarak Hanefi mezhebini esas aldığımızda kadınların cenaze namazına katılmaları, namaz kılmak için katılmaları, tabi namaz şartlarını biliyoruz, nasıl saf ediyorlar, nasıl katılıyorlar, mekruh değildir. Fakat cenazeyi mezara kadar götürmeleri, cenazenin ittiba dediğimiz bölümü mekruhtur. Yani namazı kılmak mekruh değil, yollarda cenazeyi omuzuna alıp taşıması mekruhtur. Kabir ziyareti de namazla ilgili yaklaşık bir konu olduğu için onu da değinecek olursak, kadınların kabirleri ziyaretinin menduptur, yani sünnettir, haramdır, mekruhtur diye Hanefi mezhebinde farklı görüşler vardır. Bu farklı görüşler bir öyle demiş alimler, bir böyle demiş değil. Mendup olan durumu var, mekruh olan durumu var, haram olan durumu var demektir bu. Mendup olan ne demek? İlke olarak kadının, kocasının, dedesinin, amcasının veya müminlerin herhangi birinin yattığı bir mezara gidip ziyaret etmesinde bir sakınca yoktur. Erkeklerin dolu olduğu bir saatte gitmesi mekruhtur.
Gidip orada bid'atler icra etmesi, ağlaması, sızlaması, bağırıp çağırması, kıyafetini yırtması haramdır. Demek ki kadının mezarlığa gitmesiyle ilgili hüküm kadının yaptığı işe göre değişiyor hüküm olarak. Yine kadınlarla ilgili namazın farklılıklarından biri olarak aybaşı halinde ve lohusa halinde kadınların namaz kılmaları meselesini gündeme getirmemiz gerekiyor. Daha önce bunu hayız konusunda konuşmuştuk. Ama bir kere daha konumuzla alakalı olduğu için konuşacağız. Kadınlar aybaşı hallerinde, lohusa hallerinde namaz kılmazlar. Bu namazları da kaza etmezler. Bu hususta icma vardır. Böyle bir içtihat filan kılabilir diye bir içtihat yoktur. Müslim'in 335. hadis, Tirmizi'nin de 130. hadis olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı, anamız Ayşe'den rivayet edilen bir hadis var. Kadının biri geliyor Ayşe annemize, niye aybaşı halinde kadınlara namaz kıldırılmıyor diye soruyor. Ayşe annemiz de net bir cevap veriyor. Ona bir tartışma yaptıktan sonra diyor ki كَانَتْ اِحْتَانَا تَح۪يضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ Bizden birisi, yani kadınlar olarak, Resulullah'ın döneminde hayız olurduk. سُمَّ لَا تُؤْمَرُ بِكَضَى Bize namazın kazasını emretmezlerdi diyor. Kılmadığımız gibi kazasını da emredilmezdi. Bu da hadis-i şerif net bir şekilde anlaşılıyor. Yine hadis-i şerif nakledelim. Ebu Davud'da 312. hadis-i şerif. Müsse isimli kadın diyor ki bir keresinde hac ettim. Ümmü Seleme, Efendimizin hanımı, anamız Ümmü Seleme'nin yanına ziyarete girdim diyor. Ve ona dedim ki ya emiren müminin, sahabeden Semure binti Cündüb isimli sahabi, Semure binti Cündüb isimli sahabi, kadınlar aybaşı halinde kılamadıkları namazı kaza etsinler diye bize fetva verdi. Ne diyorsun? Demiş. Semure isimli sahabi fetva vermiş. Kadınlar kaza edecek namazını demiş. Ümmü Seleme annemiz de radıyallahu anha buyurmuş ki لَا يَقْضِينَ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَاءِ النَّبِي صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تَقْعُدُ فِي النِّفَاسِ 40 لَيْلَةً لَا يَأْمُرُهَا النَّبِيُّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِكَضَاءِ صَلَاةِ النِّفَاسِ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde kadın 40 gün lohusa olarak durur, namaz kılmaz ama Resulullah ona namazı kaza et diye bir şey emretmezdi diyor. Demek ki Semure binti Cündüb genç bir sahabi zaten bu husustaki fetvayı o zamana kadar öğrenememiş. Yahu kaza etsenize bu namazları diye tembih etmiş ama bunun yanlış olduğunu da anamız Ümmü Seleme radıyallahu anha düzeltmiş. Bunları hayız konusunda görmüştük. Meselemizle ilgili olduğu için tekrar ele alma ihtiyacımız var. Müstehaza, yani istihaze görmüş kadın namazına devam eder. Namazla ilgili bir sıkıntısı yoktur. Bunu da Buhari ve Müslim'den, hadis-i şeriften okumuştuk. Bunu tekrar etmemize gerek yok. Yani hayız halinde kadının hükmü normal zamandaki hükmüyle aynıdır demiştik. Bir son meselemiz daha var. Kadının namazdaki farklılıkları ile ilgili olarak son bir başlık açalım. Kadının namaz şekli erkeğin şeklinden ayrı mıdır? Yani kadınla erkeği namaza durdu, hadi Allahu Ekber dedik, uzaktan izliyoruz. Kadınla erkek aynı namazı mı kılıyorlar? Rükûsuyla, secdesiyle. Burada iki farklı görüş var ulema arasında. Kadınla erkeğin namazının hiçbir farkı yoktur diyen görüş de vardır. Böyle görebilirsiniz. Bunu niye belirttim özellikle? Bu konuda Hanbeli ulemasının, Maliki ulemasının böyle içtihatları var. Harem-i Şerif'e gidersiniz, orada namaz kılarsınız.
Gelir burada cahilce, ulan bu Araplar erkek gibi namaz kılıyor. Arapların karılarında hayır yok, erkek gibi namaz kılıyorlar diye cahillik edersiniz. Kadın Allah için huşu içerisinde namaz kılıyordur. Siz bunun batıl olduğunu zannedersiniz. Bu bir çocukça davranış olur. Hiç unutmuyorum, bir hatıramı size nakledeyim. Sabah namazlarında Cuma günü kılınan sabah namazlarında Secde suresini okumak sünnettir. Secde suresinin de ikinci sayfasında secde ayeti var. O secde ayetini de, yani 3 sayfalık sureyi bir rekatta okuman gerekiyor sünnet yerine gelsin diye. Dolayısıyla tilavet secdesi yapman lazım birinci rekatın ortasında. Hiç unutmuyorum, bir gün Harem-i Şerif'te, tabi bizim memleketimizde bu yapılmıyor. 3 sayfa hem okumak zor imamlar için, hem de o sureyi ezber bilecek, okuyacak cemaat. Bir gün bir umreci grubu ile bir yerde buluştuk. Dedi ki bir tanesi, yahu kardeşim dedi, bu Araplar 3 rekat kılıyor sabah namazını. Bunlar ne kadar dinden kopmuş dedi. Hayır olsun dedim. Nerede gördün? Bu sabah dedi Mekke'de, Kabe'de dedi 3 rekat kıldık biz dedi. Etme eyleme. 3 rekat olmaz sabah namazı dedim. 3 kıldık. Vallahi 3 kıldık, billahi 3 kıldık dedi. Allah Allah. Tekrar etmediniz mi namazı dedim. Olur, imam 3 rekat. Üçüncü, mesela düşündüm ki selam verdi, imam kalktı ayağa. Yani selam vermeyi unuttu. Ayağa kalktı. 3. rekatta kıldın mı namaz olmaz. Sabah namazının 2 rekat olması lazım. Ya etme kardeşim dedim. Ya yemin ediyorum sana dedi, 3 rekat kıldık dedi. Yanındaki dedi ki ama değişik bir rekattı dedi. Nasıl değişik? Sade secdesini yaptırdılar bize dedi. Allah hayrını versin dedim. Ya o tilavet secdesiydi, siz ne? Olur mu dedi, secdeye gittik normal namaz kıldık dedi. Acıdım adamcağızı ama adam haklı. Yaşlı başlı bir adamdı. Dedim kaç senedir namaz kılıyorsun? Dedi çocukluk katmazsak 35 sene falan olmuştur dedi. Acıdım imamına. 35 sene mahallesinde namaz kılmış camide, bir kere secde suresini okumamış imama. Bir sünneti bilmiyor imamı demek. Ya da yapamıyor. Ya da bu hak etmiyor diye yapmıyor. Neyse izah ettim. Dedim bu Arap namazı ama dedim. Arapların ve Acem'in sultanı olan Muhammed Arap'ın namazı bu dedim. Nasıl bir şey oluyor dedi. Hepten kafası karıştı. Hangi Arap bu filan demeye başladı. Neyse bu sünnettir filan dedim ama hiç zannetmiyorum ikna olduğunu onun. Benim de Araplaşmış biri olduğumu zannetmiştir herhalde. Şimdi yani gidersiniz bir kadıncağızın böyle namaz kıldığını görürsünüz. Mümin kendi namazına bakar. O hangi mezhebe giriyor sana ne ya? Herkes aynı cennete girecek. Seninki hak, onunki batılsa merak etme, girmez cennete. Sen, cennet sana kalır hep. Tek başına o da keyif sürersin. Onun bunun namazı, ama şöyle olur. Namazda cep telefonuyla konuşuyorsa onu ikaz ederiz. Böyle namaz olmaz kardeşim deriz. Fukahanın içtihadı olan meselelerde birbirimize karışmayız. Ayıptır bu. Onun bunun sofrasına da karışma, ibaretine de karışma. Batıl. Kafirlerden bir bid'at bize ihdas oldu. Nasara'dan, Yahud'dan. Bir batıl bir şey bize geldi, intikal ettiyse onunla savaş usulüne göre. Buna rağmen bizim fukahamız namazla ilgili kadına farklı belli özellikler saymışlardır. Özellikle İbn Abidin gibi müteahhirin fukahasının bu konudaki ayrıntıları var. Ben kısaca bunları da özetleyeyim. Erkek genelde göbek deliğinin altına ellerini bağlar. Kadın göğsünün üstüne koyar. El koymada bu şekilde bir usul var. Kaldırırken de erkek tam kulağına göre kaldırır. Kadın biraz daha aşağı kaldırır. Bu sayacağım şeylerin hepsinde dikkat edin. Aman incinmesin mantığı vardır kadında. Yani kadın biraz daha narin görülür. Namazında da mümkün oldukça o narinliğe göre hüküm veriliyor. Sonra rükûde ve secdede kadının farkı var. Erkek rükûyu tam şu şekilde yapar. Yani beli böyle dümdüz olur. Hatta sahabi diyor ki bir tas su koysam peygamberin sırtına o su dökülmezdi diyor. O kadar dümdüz. Böyle tam 90 derece gibi olur.
erkek. Kadın şu şekilde olur. 90 derece gibi olmaz. Çünkü kadının hamilelik hali var. Özel halleri var. O halleri her zaman rükûyu bu şekilde yapmaya müsait olmadığından genel olarak kadın işte biraz eğilerek rükûunu yapar. Secdede de erkek şu şekildedir. Kollarını açar, başı üzerine secde eder. Kadın kollarını vücuduna yapıştırarak secdesini yapar. Bu şekilde yani kadın kollarını açıp geniş secde yapmaz. Otururken de kadında fark var. Erkek şu şekilde oturur. Bu sol ayağı, kalçasını sol ayağının üstüne koyar. Ayağını da sağ ayağını da bu şekilde diker. Dolayısıyla erkeğin oturuşu şu şekildedir. Bu sağ ayağı, bu da sol kalçasını sol ayağının üstüne koyar. Bu bir oturuş şeklidir. Gerçi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son senelerinde başka türlü de oturduğu oldu ama hüküm olarak budur. Kadın ise iki ayağını sağ tarafa doğru yatırır, kalçasını yere koyarak oturur. Yani bir sol ayağı sağ ayağının altından çıkmış haliyle iki ayağı da bu şekilde sağ tarafına doğru yönelmiş olur. Normal halının üstüne, neyin üstünde kılıyorsa oturur. Bu kadının farklılıkları ama Maliki ve Şafii mezhebinde biraz önce değindiğim gibi kadının erkekten bir farkı yoktur. Erkek nasıl kılıyorsa kadın öyle kılabilir demişlerdir. Burada demek ki kadının özellikle rahatsız olduğu zamanlarda filan buna sağlanmış bir kolaylık. Kadının namazdaki şekli açısından. Kıraat vesairede ise hiçbir fark yoktur. Bu fiziksel hareketlerde kadının fizyolojisine uygun esnemeler var namazda. Bunun dışında bir fark yok yalnız. Burayı özellikle vurguluyorum. Bir husus daha var. Kadının sesi de haram olduğu için yabancıya erkeğin bulunduğu bir ortamda kadının namazı sesli kılması caiz değildir. Ancak kadın kendisi duyacak kadar sesle namaz kılabilir. Erkek ise cemaatle kılmasa dahi akşam yatsı ve sabah namazlarında sesli namaz kılabilir. Kadının ise böyle bir seslendirme hakkı yoktur. Yanında kocası, oğlu, yeğeni, babası, ağabeyisinin dışında yabancı bir kimse varsa. Evet, kadının erkeğe göre namaz farklılıklarını görmüş olduk. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.